Ezgi Evcil'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bir başka canlı yayın noktasına uzanıyoruz şimdi. Habertürk gündemde atık motor yağları önemli bir enerji kaynağı oldu artık. Servislerde araçlardan alınan kullanılmış yağlar çimento fabrikalarında yakılıp enerjiye dönüştürülüyor. İşte bu konunun ayrıntılarını da Mustafa'ya aktaracak. Mustafa. Biz de şu an bir araç servisindeyiz. Şu an buradan kullanılmış motor yağı alınıyor. İşte görüyorsunuz arkamda da kamyon var. Bu kamyon bu iş için motor yağlarını alıyor ve yeniden kullanılmak üzere, işlenmek üzere hem rafineriye götürüyor veya da çimento fabrikalarına götürüyor ve işleniyor. Böylece de binlerce TL ekonomiye kazandırılmış oluyor. 35 bin kişinin kullandığı elektrik enerjisine denk bir enerji kazancı sağlıyor. Türkiye bu projeyi yürüten PETLER Operasyon Müdürü Aydın Özbey de yanımızda. Neden önemli bu proje? Efendim şimdi öncelikle baktığımız zaman 2004 yılında yayınlanan atık yağların kontrolü yönetmeliği öncesinde ülkemizde bu tür bir toplama sistemi, bu tür bir geri kazanım sistemi mevcut değildi. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde başlatılan yönetmelik çalışmaları kapsamında ülkemizde yayınlanan yönetmeliklerle üreticiye ürettiği ürün atık hale getirdikten sonra toplama yükümlülüğü getirildi. Ve 2004 yılından itibaren PETLER üyesi şirketlerin başlatmış olduğu ve daha sonra motor yağı üreticileri ve araç ithalatçılarının da bu yapı içerisine dahil olduğu bu projeyle birlikte yaklaşık 5-6 yıllık bir zaman zarfında 85 bin 86 bin ton civarında bir atık motor yağı kayıt altına alınarak lisanslı işletmelerde enerjisinden veyahut ham madde değerinden yararlanmak üzere geri kazanıldı. Ne kadar hemen isterseniz binlerce lira dedik ama paraya dökersek veya enerjiye çevirirsek ne kadarlık bir kar elde etmiş oldu Türkiye? Efendim sadece sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere 2010 yılında toplanan atık motor yağlarının direkt elektriğe dönüştürülmesi durumunda 35 bin kişinin bir yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına eşdeğer bir enerji geri kazanımı sağlanmış diyebiliriz. Bir ilçe kadar. Tabii ki yani bunu 2004 yılından 2010 yılına oranladığımız zaman yani 6 yıllık bir zaman zarfında da baktığımız zaman yani yaklaşık 200 bin kişinin bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğer bir enerji geri kazanımı sağlanmış oluyor. Bu bakımdan da son derece önemli bir fayda yaratılmış oluyor. Toplanan yağlar yeniden kazanılıyor. Peki toplanamayanlar ne kadar bir miktar oluşturuyor ve ne oluyor bu yağlar? Şimdi atık motor yağları ile ilgili AB ortalamalarının çok gerisindeyiz. Öncelikle onu söylememiz lazım. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %80'lerin üzerinde toplama oranı. Ülkemizde %17, %18'ler mertebesinde. Tabii ki toplanan miktar sadece PETLER'in toplamış olduğu miktar 2010 yılında 18 bin ton seviyelerinde. Motor yağı üreticileri tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen motor yağı miktarına baktığımızda 200 bin ton seviyelerinde. Yani yaklaşık %65'i atık hale geldiğini düşünürsek 120 bin tonluk bir atık oluşması gerekiyor. Ve bu atığın ancak 17-18 bin tonu toplanabiliyor. Esasen 100 bin ton atık kayıt dışı olarak toplanıyor ve lisanssız işletmelerde işlem görüyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet, motor yağları kullanılmış motor yağları çöp olmaktan kurtuluyor. Hem çevre kazanıyor hem ekonomi kazanıyor. İşte bu projeyi konuştuk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Mustafa Yara ve konuğuna da teşekkür ediyoruz. Şimdi saatimiz yine 10.30'u gösteriyor. O yüzden haber merkezimiz.